değerli seyirciler, Nihat Genç ile Ver Yazsın programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Asrın Davası Ergenekon'daki karar yüzünden belki programımız yayınlanmadı ama gün içerisinde ulusal kanalda gerek Silivri'deki yayınlarımız gerekse Ankara'dan Nihat Genç de yorumlarıyla katılmıştı. Ama karar yok hükmünde. Nihat abi siz yani kararın hemen arkasından yorumlar da yaptınız ama son karar yok nedir açıklaması gerçekten çok ilginç. Değerli seyircilerimize isterseniz şunu hatırlatalım. Yasaya göre yedek hakimler hükümde imzası bulunmaması gerekirken yedek hakimlerin Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajda biz aylar boyunca teker teker uğraştık, mesai sarf ettik ve cezaları böyle belirledik sözleri hukukçular tarafından yok hükmünde sayıldı. Onlar da duydu ki bu böyle bir şey var, yedek hakimler yapmış diye. Sonra açıklama yaptı Mehmet Emin Ağoğlu. Çok ciddi bir açıklama. Tabii o iş nereye gider bilmiyorum. Ama öyle de bir tartışma girdi gündeme yani. Diyeceksin ki neresi doğru bunun yani. Hiçbir yeri de doğru değil tabii. Ama yani çok kötü. Laf bulamıyoruz. 5 yıl bu kadar insan içeride zulme uğradı. Gazete evet. Uğradı. Evet. Türkiye'nin avukat gücü sırtlandı. Ki bence avukatlar çok büyük mücadele etti. Bir onur kavgası verdi. Fakat avukatlar için söylediklerimizi güç olarak yani yaydığımızda çok söyleyemiyoruz. Evet, büyük eylemler oldu, bilmem ne oldu ama sahip çıkamadık. Yani Türkiye'ye sahip çıkamadık. Bu hem bayrağı hem içeride yatan insanlar falan bunlara tam sahip çıkamadık. Şimdi bu yarayla yaşıyoruz. Tabii ki göğsümüzü gereceğiz, savaşacağız. Neyse gücümüz yani konuşarak, anlatarak, mücadele ederek tabii falan. Ama kabul edelim ki karşımızdaki tezgah tıkır 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 işliyor yani. Şimdi bu mahkeme kararlarını yorumlamak yani nesini yorumlayacaksın ki bunu yani. 3 tane nesnel durum var. Hukuk belgedir, kanıttır. Bütün mahkeme sürecinde de 3,5 tane nesnel bir durum var yani olay var, kanıt. Bir Ümraniye bombaları var. Evet. Bombaları yakıp kendileri atmışlar bir kenara. Yani kendileri imha etmişler. İkincisi şey yapanlar, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba koyanlar, onları şey yapmışlar, bağışlamışlar Osmanlı'ya. Başka ne var? Bu Hrant'ı bağlayamadılar. Hrant'ta bütün şeyler çıktı ortaya. Yani istihbarat şubesine kadar çıktı. Tam bir şey tezgah olduğu çıktı yani. Danıştay saldırısını yapanların hepsi çıktı. Ya da hani hafif cezalarla geçiştirildi. Şimdi Danıştay saldırısı, Ümraniye bombası, Cumhuriyet'e atılan bomba, bütün bunlar da fiil olarak olayın içindeki insanların hepsi tahliye oldu ya da az ceza aldı. Bu da tezgahı ortaya koyan bir şey. Şimdi nereye bağlayacaklar? Bağlayabilecekleri bir olay da yok. Bunları da bağlandıramıyorlar hiçbir şekilde. Üstelik bu iddianın şeye, bu mahkemenin büyük iddiası vardı. İşte iddia terakkiden beri bütün karanlık eylemler, kanlı evet. Eylemler, darbelerin arka planı falan. Bir tane faili meçhul de yok ortada yani. Hepsini geçtim en son yıllarda yapılan diyelim ki Necip Hamlemitoğlu ya da Emniyet Müdürü Behçet Oktay değil mi? Evet. Yani Uğur Mumcuları, Taner Kışlaları hepsini geç. Bunlar da yok. Bu Gladio'nun tam bir zaferidir. Gladio bu tezgahları kurdu. Özellikle Hrant davasında büyük bir kamuoyu oluşturdu. O jandarma evet. Jandarmanın orada Türk bayrağı önüne getirip katil çocuğu koydu ya. İşte infial yarattı işte bunlar. Arkası boş çıktı. Hepsi boş çıktı. Tezgah ellerinde kaldı. Binlerce gaf işlediler. Binlerce sahte yanlış yaptılar. Yani sahtelikler. Hepsini avukatlar buldu ortaya çıkardı. Her avukat ortaya bulup çıkarttıkça biz içimiz biraz daha rahatladı. Bak ne güzel dava düştü, dava düştü, dava düştü diye. Ve dava bana sorarsan binlerce kez düştü. Yalancı şahitler, PKK'lılar, sapıklar, içeriden kurtulmak isteyenler, Osmanlılar hepsi. Ve sonunda Gladio, ben diyorum ki derin devlet eskiden bir parçaydı. Yani devletin bir parçası. Siyasi manipülasyon için eylemler yapan bir yerdi. Bir dönem anti-komünist falan eylem, başka, şimdi başka. Şimdi derin devlet gitti, devletin kendisi Gladio oldu. Dışarıdan yapılan bu tezgahlar bize bunu gösteriyor. Siz 5 yıl soruşturma, kovuşturma, bütün bu cümleleri de bize öğrettiniz hepsini. Evet. Hepimiz avukat yaptınız yani.
Ve 5 yıl tek bir faili meçhul ortaya çıkartamadınız. Aldığınız insanlarla nesnel bağlantıyı hiç kuramadınız. Hiç ama. Doğu Perinçek'le, öbürüyle, kimseyle, Balbay'la, insanların aldığı notlardan, evet, benim evim not dolu. 5000 sayfa var, buyursun gelsinler. Notlarla karar vereceklerse, değil mi? Evet. Ne ya, çıkıyor ortaya? Ortaya çıkan şey bir şeydir. Gladio'nun tam bir iktidarıdır. Tam bir zaferidir. 1900 NATO yıllarından beri Türkiye uluslararası iş yapan, özellikle komünist ve soğuk savaşta Rusya'ya karşı, Sovyetlere karşı çalışan bir Gladio'nun varlığını biliyor. Türkiye'de bu çok nettir. Zaten Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında ararsan bunu bulursun. Bu çok net. Herkesin bildiği bir şey. Ve şimdi bu Gladio yer değiştirdi. Şimdi bu Gladio yeni bir darbe yaptı. Yani nasıl 12 Eylül? Evet, 12 Eylül'den daha berbat, daha sert, daha tehlikeli bir darbe ama bu sefer tam iş bitirici bir darbe. Çünkü artık Cumhuriyet'in kendisi, askerin kendisi her şeye el koyan, bitirdi yani son darbesi. Mutlak bir zafer kazandı Türkiye'de Gladio. Mutlak bir zafer. Eskiden düşmanlar geliyordu, dışarıdan ajanlar geliyordu. Şimdi ajanlar da geldi ama içimizdeki insanlarla büyük bir şey kazandılar, zafer kazandılar. Ve çıkan mahkeme kararı bizi esir diye gören, bizi rehin diye gören, değil mi? Bizi köle gibi gören sallıyor. Hukuk diye sallıyor yani. Bir gün Nasrettin Hoca büyük alimlerle, hani mahkeme kararını tartışıyoruz. Hı. Büyük alimlerle böyle tartışmalar yapıyor işte. Bilgilerini ölçüyorlar. Bu bilgileri ölçerken de bilmece gibi muammalar soruyorlar yani birbirlerine. Hani çözebildiğimi, anlayabildiğimi falan diye. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Nasrettin Hoca hepsini çözmüş muammaların. Nasrettin Hoca demiş, bir de ben size sorayım demiş. Haline bir kağıt, beyaz kağıt almış, çiziktirmiş bir şeyler. Göstermiş alimlere, medrese alimlerine, hocalara. Bu nedir demiş. Alimler düşünmüş. Sabaha kadar bulamıyorlar. Demiş ya hoca meraktan öldük demiş Allah aşkına. Tamam sen yendin demiş. Bu nedir demiş. Ne demiş. Görmüyor musunuz demiş. Bu demiş bir sığırın demiş işemesi demiş. Bir sığır böyle işer demiş. Anlayamadınız mı bunu? Nedir mahkeme kararları? Mahkeme kararları budur. Ne diyeceğiz? Tabii ki bunun arkasında büyük güçler var. Gladio diyoruz hani Ergonokon çetesi rolünü oynayan. Dışarıdan güçler. Hocanın bir gün evinin önüne gelmiş adam biri şey yapıyor. Çocuğun biri büyük abdestini yapıyor. Hoca da görürse bahçeye abdestini yapıyor. Almış eline taş çocuğu kovalıyor. Çocuk demiş nereye kovalıyorsun demiş ya. Ben demiş padişahın yeğeniyim demiş. Şey demiş ya hoca evladım nereden bileyim demiş. Sen buyur evin içine demiş. Mutfağa gel demiş yap demiş. Niye bahçeye şey yapıyorsun? Mahkeme kararları bu. Değil mi? Nereye yani? Geldiler ve bir milletin ta yani bir milletin işte onurunun, haysiyetinin, varoluşunun ta ortasına vahşi bir şey yani. Ben böyle vahşi bir şey görmedim. Ne kadar bu kadar yani ips hani tutarsız bu kadar tutarsızlıkları bize nasıl yedirmeye çalışıyorlar? Bu kadar gazeteciliğe, bu kadar üniversiteye. Bu kadar tutarsızlığı yiyin diyor. Yani bu kadar sahteliği yiyin diyor. Yerseniz diyor yani. Sahte bunlar değil mi? Evet. Bunları yemesi bir şey yapıyor yani. Ama Nihat abi benim yani karar günü oradaydım. Oradaki tabloyu anlatmak mümkün değil tahliyelerin olana kadar ama ertesi günkü gazetelerde o akşam ve devam eden günlerdeki o bir zil takıp oynamadıkları kaldı. Bu dava, bu cezalar çok az diyen intikam salyaları saçan tipler de vardı. Birkaç kelime de onlara edelim isterseniz. Ya ne bileyim bu şeydi hoca tabii bunların tabii sırtları pek yani karınları tok tabii bu hakimlerin falan yani öyle bir şey var. Ben tabii söyleyeceklerim tabii söylememden bir adım geri atmayacağız. Daha doğrusu işin daha açıkçası arkadaşlarımız bizim söyleyeceğimiz laflardan töhmet altında kalır. Mahkemede hani zor duruma düşerler. Az da olsa biz konuşmalarımızı biraz şeye çekine çekine söyledik bugüne kadar. Şimdi neden çekinelim ki yani? Kararlar ortada yani. Bir gün şeye hoca bu Bülent Arınç'ın ünlü şeyi vardır ya şeyine şey ettiğim şey. Ne? Hocanın da şeyime şey ettiğinde şeyi vardır. Ünlü bir fıkrası vardır. Şey fıkrası vardır yani.
Bir gün hocaya demişler ki, hoca demişler, bu demişler camiye niye gelmiyorsun sen? Vallahi demiş, o camide imam bana büyük bir iftira attı demiş. Ben de altıma aldım, şey ettim demiş. Gelemem demiş. E aşağıdaki camiye gel demiş. Vallahi aşağıdaki camide benim hakkımda çok ileri geri konuştu. Onu da demiş, şey ettim demiş. Peki yukarıdaki camiye gel demiş hoca. Ya oğlum demiş, bütün bu cemaati demiş bana tek tek şey mi ettireceksiniz demiş. Aram yok demiş. Biz burada, bizim görevimiz bu yani. Biz bunun altından kalmayız. Asla kalmayız. Ağzımıza ne gelirse söyleyeceğiz yani. Onlar çok şımarmışlar. Ben bu kadar şımarıklık görmedim. Hayatta sevmedim Cengiz Çandar. Yazınca hatırladım. 30 milyon insan öldürmüş. Nazilere verilen cezalar. Ya bir iddiaya göre 10, 20, 30, 40, 50 hepsi doğru. İnsan öldürmüş Avrupa'da. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük savaşı. Burada bunlar Nazi subaylarını yargılıyorlar. Bizim mahkemeden çıkan kararlar daha ağır. Onlarınki daha hafif. Bu nedir ya? Bu ne şımarıklık? Bu ne hukuk tanımazlık? Bu ne yani şu Ali Gran Başkesen ya? Hocayı bir gün eve ziyaretçi yapmışlar, misafir etmişler. Güzel de yemekleri yemişler. Yiyince yemekleri demişler ki, hocam bu yemeklerin üstüne bize Kur'an'dan bir sure, Allah'tan işte güzel bir sure, ayet oku falan, sure oku. Hoca demiş ki, vallahi demiş, yemeği yedim, karnım artık tok demiş. Aklıma demiş, artık Allah'ım Allah yemez demiş. Ben demiş, en iyisi müsse bir türkü çığırayım. Şimdi bunlar da karınları tok, sırtları, arkada Amerika, arkalarında Amerika var. Artık bunların aklına Allah kitap gelir mi? Bunlar bizle dalga geçer gibi. Asıl bardar obasını orada çalıyorlar işte. Yani, değil mi? Bu vahşi bir şey. Bizi getirip koydukları yere bak ya. Nasıl dalga geçiyorlar? Hiç mi kimse hukuk okumadı yani? Hukuku bunlardan mı gördük? Bu çok büyük bir vahşettir. Ve içeride insanlar zulüm görüyorlar. Bunun karşılığında zulüm görüyorlar. Ben bu zulmün, bu zulüm sahipsiz değil. Hepimiz bu zulmü her gün görüyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Bu topraklarda göğüs göğüse bir kavganın içine bizi soktular. Çok büyük bir savaş başlıyor. Yani aklın almaz büyük bir savaş, gerginlik. Yani bu siyasi mücadele çok 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 kötü yerlere doğru gidiyor. Çünkü kararı verdiler. Yani bu kadar olmaz. Hani hiç kimsenin inanmak istemedi. Ya hukuk delildir kardeşim ya. Delil. Ve benim son sözüm şudur yani. Benim ilk sözüm son sözümdür. Ben doğdum yani. Benim bu laf ünlü Kızılderili reisi Yatanka Tutanka, yani oturan boğanın lafıdır. Benim çocukluğumdan beri beni şekilleyen bir şeydir. Karatepelerden, yani kendi yaşadıkları bölgeden, vatandan, bunları çok kalleşçe alır uzaklaştırırlar, kaçmak zorunda kalırlar. Tarihe geçen bir lafı vardır. Bu hayat yaşanmaya değmez. Yani bu esaret yaşanmaya değmez. Benim kararım odur. Bu esaret bizim için yaşanmaya değmez. Bizim için hayat bitmiştir. Biz bunu gördük. Amerika'nın, Gladio'nun, cemaatin Türkiye'ye kurduğu tuzağı çok iyi gördük. Ve şu anda bir esaret içindeyiz. Bu hayat bizim için artık yaşanmaya değmez. Hiçbir şekilde değmez. Dilimiz, gücümüz, kalbimiz, paramız, nefesimiz neyse artık bu esaretten kurtulmak için savaşacağız. Orada 3 tane, 5 tane, 20 tane insan tutuklu değil. Bir milletin bağımsızlığı söz konusu. Bayrağı tutuklu, hukuku tutuklu, adaleti tutuklu. Her şey tutuklu. Türkiye'de 5 yılda ya içinde bir şey de var. Kurunun yanında yaş da yanar gibi böyle saçma sapan laflar. Ne kurusu ya? Kozmetik şey mi? Bakım ilacı mı satıyorsun? Hani kuru nemli. Kuru. Sanki o da yakıyorlar. 1900 yıllarda yani. Bir tane çok güzel yani laf. Bu sertleşince bir yere doğru gider diye ben de korkuyorum. Helena Rubinstein diye bir tane kadın var. Amerikalı bir kadın. Dünyada kozmetik kapılarını açan yani kremlerin, göz boyalarının falan. Onun icadıdır. 100 yıldır devrilmeyen en büyük laflardır. Herkes büyük adamların laflarına bakar ya, bir de oralara bak. Onun lafı hala herkes inanır yani. Bütün kadınlar inanır. Kremin altına şöyle yazar. Kuru, normal ve yağlı ciltler için. Böyle bir gerçek yani, böyle bir sanki bilimsel söylenmiş gibi. Kuru, yağlı ve normal ciltler için gibi böyle bir lafı yerleştirdi. 100 yıldır bu laf kullanılıyor. Herkes inanıyor buna. Evet, yani. Onun çeşitli şeyleri var, ürünleri. Ama böyle sözde bir bilimsel de bir havası vardır. Değil mi? Bunun böyle acayip bir şey vardır. Şimdi bu
Helena Rubinstein denen kadın tabi kozmetik inanılmaz bir şeyi fark etti. Aynayı fark etti. Herkesin sokağa çıkarken kendi yüzüne baktığını fark etti. İnsanların yaşlanmaktan korktuğunu. Şeyi gördü. Kadınları şuna inandırdı. Yaşlılığı geciktirme. Hı hı. Yani o slogan oldu. Yaşlılığınızı geciktirin. Evet. Yani birçok şeyi sözde ama hep böyle mesela bu kozmetik ilaç, parfüm, yağ, krem, tırnak ucusu, cilt bakımı ürünlerin hepsinde dikkat et. Hep böyle beyaz önlüklü bilim insanları çıkar konuşma yapar. Yani daha bilimsel olsun falan diye. Evet. Uydu, çoğu uydurma şeyler. Ama büyük de piyasa yaptılar yani. Çok büyük bir piyasa yaptılar. Bu sözde laflarla. 5 yıldır Türkiye'de böyle sözde laflar var. İşte faili meçhuller bulunacakmış. Darbelerin sonu. Bir tanesi meşhur mesela. Bunlardan bir tanesi çok meşhur. Şimdi mesela kayıtlara yani ben onu kaydıma soktum yani onun üzerine çok da yazı yazacağım. Diyorlar ki şimdi biz böyle bir zihniyeti yargıladık. Kendi kendilerine ele veriyorlar. Nasıl mahkeme kararları hiçbir belge bulmadan bu kadar müebbet hapis verirken böyle bir şeye giriyor ya kendini rezil ediyor dünyaya. Aynı zamanda kendi iflasıdır bu yani. Mahkeme kararı aslında kendini rezil ettiğini ortaya koyuyor. İflas ettiğini ve can çekişiyor orada hakimler. Diyor ki ya biz rezil olduk diyor ya. Belge yok, müebbet veriyoruz diyor. Yani kurtarın bir ses var orada. İyi bakarsan karara. Bunun gibi şimdi çıktıktan sonra bütün o yandaş yazarlar ya da liberal yazarlar ne diyor? Aslında burada bir zihniyet yargılandı. Sen kimsin zihniyet yargılayacaksın? Zihniyeti kim yargılar ya? Zihniyeti yargılayan insanlar bunu kitapla yapar. Yazarak yapar, konuşarak yapar değil mi? Evet. Bunları entelektüel bir ortamda ya da medyada tartışarak yapar. Mahkemenin zihniyetle ne alakası var? Biz zihniyet yargılıyoruz diyerek kendilerinin engizisyon olduğunu ortaya koyuyorlar. Zihniyeti tek yargılayan yer engizisyondur. Bunu kabul yani bunu ortaya koydular. Engizisyon. Zihniyet yargılıyorlarmış. Sen kimsin bir de bayrak, cumhuriyet ve bağımsızlığı yargılayacaksın. Buna gücün yetmez bir kere senin. 50 tane gazeten var hadi tartış hadi. Kalkmışlar bugün de diyorlar ki 2 gündür böyle çok da havalı havalı ediyorlar, laflar ediyorlar. Başbuğun, işte İlker Başbuğ'un rütbelerini sökeceğiz yani böyle bir şey. Sen kimsin rütbe söküyorsun? Vahdettin de söktü Atatürk'ün rütbelerini. Mustafa Kemal'in karşısına Kazım Karpıcı çıktı, selamını verdi. Üstüne de tam oturmayan elbise giydi, şeyi çıkartıp. Ama 2 yıl, 3 yıl geçmeden Türkiye halkı başkomutan yaptı. Evet. Tarihler, dünyanın 3-4 büyük liderinden biridir. Bolivar, Gandhi, Mustafa Kemal, değil mi? Böyle bir adam oldu. Onun rütbesini halk verdi ve koydu. İlker Başbuğ'un rütbesini halkın gönlü koyacak. Gönlü verecek. Sen kimsin? Tezgahın ortasındasın. Belge yok. Bu kadar müebbet veriyorsun. Tezgahın ortasındasın. Sen zihniyet yargılıyorum derken zaten engizisyon olduğunu ortaya koydun. Ortaçağ kafası. İçimdeki cinler konuşuyor yani. İçimde cin var onları yargılıyorlar. Neyse işte oradakiler. Belge bulup konuşacaksın. Kanıt ve belge olmadan bu kadar büyük bir davada 5 yıl hani dağ fare doğurdu, fare bile olsa bir şey olur yani. Faredir yani bir şey. Bir şey yok. Tekrar edelim insanların kafasına gitsin. 3 tane nesnel durum var. Cumhuriyete bomba atılması, Ümraniye bombaları, Danıştay saldırısı. 3'ü de ya hafif ya tahliye. Evet. Ve bağlantı kuramadılar. Bir de üstüne bonusu bunun. Hrant Dink'te bana sorarsan Gladio'nun kuyruğu orada tutuldu. İstihbarat şefine kadar gitti olay. Ve devlet vermedi. Değil mi? İflas. Tam bir iflas. Ve bize diyorlar ki bunu yutacaksınız ve yiyeceksiniz. Biz bu kararı yutmuyoruz ve yemiyoruz. Ölümden öte köy yok. Ne olacaksa olacak. Nasıl gücümüz yetiyorsa oraya kadar olacak yani. Yani. Ve üstlerinde de büyük bir korku var şimdi. Çok büyük korku var. Yok sonbaharda bir şey olacakmış, yok bilmem ne. Evet, bir... Aşırı bir şekilde korkuyorlar. Tahmin ediyorum CHP'nin üstünde yani CHP'de 3-4 tane adamları da bir hafta içinde CHP üzerine açıklamalar yapıyorlar. Bir operasyon hazırlığı yani CHP'ye kapatma gibi falan. Hı hı. Aslında onlar CHP'ye kapatarak değil de CHP'nin İş Bankası'nda payı var ya. Hı hı. O payı CHP kullanmıyor belki izleyiciler bilmez. O para kazanılan para tekrar kar olarak şeyde devam ediyor İş Bankası'nın bütçesinde devam ediyor. Bunlar satacak yer bulamadı İş Bankası'nı kapmak istiyorlar. Oradaki payı o da az para değil. Evet. 20-30 milyar dolar para var. CHP'ye giderek CHP'nin elinden onu alıp o parayı devreye sokmak gibi. Öyle de bir şey. Değil mi? Söz konusu. Bir de nereye kadar yani bir de tehdit ediyorlar. Yani
hani bir şey olursa hani Gezi Parkı'ndan oradan buradan toplayacaklar. Yani kendilerine Allame şey Ali Gran Başkesen hoca bir gün pazara gitmiş. Pazarda Şahin bizim Karadeniz'de vardır ya Doğan Şahin. Bunlar kuş avlayan kuşlardır yani. Hoca bir tane Doğan almış. Hani o da kuşuyla kuş avlayacak. Doğan gitmiş bir öküze konmuş. Hoca gitmiş demiş öküz benim demiş. Biraz sonra Doğan gitmiş deveye konmuş. Hoca demiş ki bu deve de benim demiş. Ya hoca demiş öküzü demiş. Deve nasıl senin oluyor demiş. E demiş Doğan benim demiş. Bir Doğan almayla her ki nereye koyarsa Doğan. Bunlar da bir mahkemeyle geçirdi. Mahkeme nereye konarsa şunu al, bunu al, şunu al, bunu al. En son bitmiş taşıyanı da kondu. Onu da alıyordu. Hatta başbakana konuyordu. Ne oldu? Yasa çıkardılar bunu önlemek için. Yani Çingene'nin bir yolu olmuş, çekmiş gibi yani bir mahkemeleri olmuş. Mahkeme kime konarsa onu içeri alıyorlar. Bunu yapamazlar. Güçleri yetmez. Ve korkuyu büyütüyorlar. Bizi değil, kendi işlerindeki korkuyu büyütüyorlar. Nedir kendi işlerine büyüdükleri korku? İşte Alaç her gün şey, her gün korkuyorlar millet ayaklanacak diye. Her gün. Ya kardeşim bu kadar korku var. Niye bu kadar korkuyorlar? Önce onu söyleyeyim. Hukukla, adaletle, hakkaniyetle gitselerdi bu kadar büyük korkular olmazdı. Evet. Yalanlarını kendileri biliyorlar. Mesela o Antep milletvekili, eski gazeteci Şamil Tayyar. Yalanını kendi biliyor. Hepsi yalanını kendi biliyor. Yani bunların düzmece olduğunu hepsi kendileri biliyorlar. Çoğu tertibin içinde zaten. Hepsi farkındalar. O yüzden korkuyorlar. Yani o yüzden çok korkuyorlar. Bence hakkaniyetle gitselerdi kendileri de bu kadar korkmasaydı. İnsanlar tutuksuz yargılansaydı bir istediğiniz kadar da faili meçhulü oraya koysaydınız. Biz de işin içine girseydik. Herkes çıkarsaydı. Halen bir kanıt koysunlar. Gerekçe. Şimdi de böyle bir süreçler, sümenaltı böyle bir süreçler var. Böyle eski mevzu şey var ya devlet dairesinin kalan şeyleri vardır. Böyle sümenaltı etme gerekçeleri vardır. İşte durun daha dur. Gerekçeyi görün de ondan sonra. Yani ne geleceksek daha önce ne görmüşsek yani. Balyoz'a da onu dedi hatırlar. Evet. Sonra da bir de utanmadan ya bir de bunun Yargıtay süreci var ya. Bunlar hani şey umudunuzu kesmeyin. Hani bunu sen kimsin? Bana umut vereceksin. Senin ne yüzünden hayır gördük ki şundan hayır görelim. Orası ne ki burası ne olsun? Bir de bana bir şey bana bir şey nedir nasihat bana bir avuntu vermeye çalışıyor. Düşman böyle sert tezgahın içindeki insan bana avuntu vermiyor. Sen kimsin bana avuntu veriyorsun? Yargıtay'mış. Senin mahkemeni gördük. Yargıtay'ın ne olacağı ortada. Sen kimsin bana avuntu veriyorsun be? Terbiyesiz adam. Avuntu vermeye çalışıyor bana. Güya yani. Evet. Yetiştiriyor falan. Çıkıyor sözcüleri konuşuyorlar falan. Çok da bugün de yani böyle çok da bir kabadayı falan böyle bir dil elde etmeye çalışıyor. Yani bastırdık, yendik, ettik. O zaman niye ağlıyordu? İşte Gezi Parkı olayı ortaya kalkınca mosmor oldunuz, kapkar oldunuz. Ekrandan bütün kapkaranız çıktı. Tüp patlamış gibi hepiniz kapkar oldunuz. Yani. Ne bu kadar kabadayı olun, manyakça kabadayı olun, deli gibi kabadayı olun, ne de öyle tüp patladığı gibi kapkar olun. Hakkaniyetli insanlar olun, temiz insanlar olun. Herkes hukuk okumuş, hepimiz aklı başına almış insanlarız. Olayın ne olduğunu görüyoruz. Sen kimsin be? Kalkmışsın. Bir taraftan kabadayı ediyorsun, bir taraftan da yok yok bir şey olmaz, Yargıtay'da var gibi. Ya da gerekçeli kararı görün gibi bana güya avuntu vermeye çalışıyor. Senin avuntun neyse kimsin? Şimdi bu gerekçeli karar hikayesini biz Balyoz'da da duymuştuk. Başbakan bile işte hele bir gerekçeli kararı görelim vesaire demişti. Burada da Yargıtay aşamasından bahsediliyor ama korkuyla ilgili bir konu yeniden hatırlatmak istiyorum. Ya tabii 5 Ağustos'ta Silivri'deyim. Yani orada gerçekten hak ve hakikatten, hukuktan yana bir karar aldığını iddia edenler korkmasalardı o kadar binlerce oraya askeri, polisi yığıp tomalarla mahkemeye kimseyi yanaştırmazlardı. Akşam talihleri de beklerken giden heyeti gördük yani. Yüzlerce, yanlarında yüzlerce korumayla gittiler. Yani madem çok doğru bir karar verdiniz, adaletten yana kararınızı veriyorsunuz, niye bu korumalara ihtiyaç duyuyorsunuz? Böyle de bir garabet var ama ben şunu hissettim, onu gördüm, ona tanık oldum. Hepimiz kamuoyunda insanlarımız bu kadar da olmaz ki dediler. Çok ağır cezalar ama içeridekiler bu cezaları biliyorlardı. Yani içeridekiler dışarıdakilerden çok daha sakin karşıladılar. Biz zaten bekliyorduk dediler. Ya Tuncay yazmışsa yani bir ömür az gelir yatarız. Herkes bu ne kadar ceza alacağını aşağı yukarı biliyordu.
aşağı yukarı biliyordu. Bir de bunu yorumlayalım. Bu mahkemedekiler ya da bu mahkemede kararı verenler tabii, yani bir çok önemli bir deyim vardır. Böyle uzaktan cesur olmak kolaydır yani. Halkın içine geleceksin, yüzleşeceksin. İnsan içinde olacaksın. Bir gün sizi halkın içine çekerler. Bakalım o kadar cesur musun? O korumaların içinde, o uzaktan, o Amerika'dan cesur olmak çok kolay. İnternet cesurları vardır uzaktan. E-mail ile cesursun. 100 gün korumanın içinde çok cesursun. Birebir halkın içine gireceksin. Siyasetçiysen, yazarsan, bu halkın adamıysan yüz yüze geleceksin. O zaman bakalım cesur musun? Biz sokaklarında yürüme geziyoruz bu şehrin. Doğduğumuz günden beri her sokağından yürüme geçiyoruz. Evet. İnsanların tükürme mesafesinde, tokatlama mesafesinden geçiyoruz. Cesursan bu halkın içine gireceksin. Öyle uzaktan cesur olmak kolaydır. Bu işin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kızılderileri tarihten sildiler. Sebebi Kızılderili topraklarında altın bulunmasıdır. Tek bir Kızılderili kalmadı. İddia ederek söylüyorum. Tek bir Arap kalmıyor dünyada. Tek bir Arap. Bakın Irak'ta geçtiğimiz ay 1100 kişi öldü. 1072 kişi öldürüldü. Bir ayda. Savaş biteli 10 yıl oldu. Şiilerle Sünni arasında. Şimdi yine her gün 60 kişi gidiyor bak. Her gün. Kızılderililer altından gitti. Arap topraklarında petrol bulundu. Petrol Arapların sonuna getiriyor. Türkiye'nin bulduğu bir şey vardı. Çok farklı. Ne altına benziyordu ne petrole benziyordu. Türkiye bir bağımsızlık buldu. Kızılderililer altından, Araplar petrolden, Türkiye'de bağımsızlığa karşı bir intikamdan gidiyor. Büyük bir intikam alıyorlar bizden. Çok büyük bir intikam hareketidir Türkiye için. Bu toprağı bize fazla görüyorlar. Bağımsızlığımızı bize lüks görüyorlar. Bunlar kimdir? Batılışı topraklarda. Emperyalizme bize dişlenmiş. Kendi kendine yeten bir ekonomi. Kendi kendine yeten işte demir yolları olan, şekeri olan, bezi olan. Kendi kendine ayakta durabilen bir ülke olabiliyor. Nasıl olabiliyor? İşte bunun intikamını alıyorlar. Biz şu anda büyük bir intikamın konusuyuz. Ve bir Kızılderili toprağı gibi burayı kazımaya çalışıyorlar. Bunu yapamazlar. Bakın eski tarihlerde büyük kraliçeler vardır. İşte Gürcistan'ın işte neydi o ünlü? Türkülere de girmiş. Tamara. Evet. Bütün batı tarihlerinde de vardır. Kraliçe. Nedir? Kraliçe başka bir şeyi imgeler. Kraliçe işte o ülkenin en güzel, en soylu. Onurudur, bağımsızlığıdır, her şeydir yani. Böyle ince güzel de bir şeydir. Bu yüzyılın da kraliçeleri vardır. Böyle Amerikan filmlerinde gidersiniz. İşte geçen şeydir mesela. Yves Tilly'dir diye bir tane kız. Sonra Yüzüklerin Efendisi'nde de oynadı. Çok güzel bir yüzü var kızın yani. Böyle şaşırırsın yani. Bu kadar mı yüzü olur? Gerçi 30 yaşında heba etti kendine de. İşte Nicole Kidman diyelim. O da kendini bozdu falan. Ama bir şey vardı. Kraliçe bir yüzü vardı. Dünya sineması değil mi böyle bir şey? Kleopatra. Kleopatra. Yani Kleopatra hep konuşursun kaşını gözünü. Baştan çıkartıcı bir tarafı vardır. Ve iddia edilir ki yani o kadar güzel değil. Onun baştan çıkartan başka bir tarafı var. Kadının güzelliğinden çok yani bir şey biliyor bunlar. Bir şey var. Bir büyü var. Bir gizem var bu insanlarda. Bu muhteşem bir şeydir. Bu yüzyılımızda da öyledir. Yani kraliçe olmadığı halde kraliçe gibi evet. Bakarsın. Kraliçe. Bizim de bir kraliçemiz var. İçimizde. Bu bir bağımsızlıktır. Güzellerin yüzeyidir. Erkeksindir, çirkincesindir. Ama içinde onur, vefa, bağımsızlık gibi duygu vardır. Bizim büyük bir kraliçemiz var içimizde. Dünyanın en güzel şeyidir bağımsızlık. Daha değerli bir şey yoktur. Hepimizin, üniversiteye giden çocuğun da içinde bir kraliçe var. Hepimizin bir kraliçesi var. Yani ülkemiz, yani böyle hepimizin şey yaptığı, baktığı, peşinden gittiği bir şey. Ortak bir şey. Bağımsızlık. Çok değerli bir şeydir, yüce bir şeydir. En güzel bir şeydir. Yani sana çok güzel gelir o. Dünyanın en güzel kadınından, en güzel yüzünden, en güzel estetik yani. Dünyanın bütün estetik cerrahları yan yana gelse bu kadar güzel bir kadın yapamaz. Evet. Bağımsızlık böyle bir şeydir ve hepimizin içindedir. Çok güzeldir bir şeydir. Oraya saldırıyorlar. Hepimizin içindeki o dünya güzeline saldırıyorlar. Biz bir kere baştan çıktık. Asla bir şey yapamazsınız. Bizim bağımsızlık denen şey, bizim o içimizdeki o güzel hepimizi baştan çıkarttı. Biz artık sarhoşuz. Biz artık bağımsızlığın büyüsüyle ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Çok mutluyuz. Çok mutlu. Bunu elimizden kimse alamaz. Bu şimdi ben burada ne anlatıyorum? Bunu dahi anlayamazlar. Uzun bir aşk gecesi. Bak,
Türkiye'nin doğduğumuz günden beri 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri hep kavga, hep dayak yedik. Hep ezildik. 5 kuruş paramız olmadı. Hep altta kaldık. Hep değil mi? Dövüldük. Hep böyle gadre uğradık. Haksızlık değil mi? Böyle şeylerle karşılaştık. Buna rağmen ülkeden laf açılınca ne dersin? Doyamadım dersin. Evet. Uzun bir aşk gecesi vardır. Her Allah'ın, her gerdek gecesidir bu Anadolu'da ama her insanın böyle bir gecesi vardır. İlk sevgilisiyle yaşadığı bir uzun bir aşk gecesi vardır. Sabah olsun istemezsin. Sabah kalkınca kızı, hani gitmek de istemezsin o evden. Eksik evet. Kalan cümleleri söylemek istersin. Ya iltifat da az mı ettim, az mı okşadım diye. Hani içinde böyle bedensel bir güç kalmasa bile fazladan bir şey yapmak istersin artık. Ve hala oyalanırsın o sevgilinin yanında. Aman sabahlar olmasın. Aman sabah olmasın. Aman bırakıp gitmeyeyim. Aman işime gitmeyeyim. Ya bir gün çalayım diye. Evet. 12 Mart'lı, 12 Eylül'lü ve bu cemaatli, gangsterli ve gladyolu günler yaşadık. Bir gün huzur görmedik. Buna rağmen bu topraklar bizim için. Uzun bir aşk gecesiydi. Ve kolay kolay da bırakmayız. Bırakmayacağız ama. Daha söyleyecek lafımız var. Daha sevgilimize sarılmadık. Daha okuyacak. Daha çok lafımız var. Evet. Daha bağışlasın sonra... yani. İnsanlar beni bağışlasınlar. Ülke sevgisi derken bunu anlatmak istiyorum. Herkes bir güzelin peşinden gider. Herkesin bir aşkı vardır. Ama bu aşkların en aşkların aşkıdır. Güzellerin güzeli budur. Biz uzun bir aşk gecesi yaşadık. Ve terk etmeye asla, asla senin yerim gladyonu, senin yerim Amerikanı. Gördük Amerikanımızın gücünü. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da. Orada ne yaptın? İşte üç tane etnik milliyetçiye lafın geçmiyor. İşte gördük. Değil mi? Sen gelmişsin bize. Bir meydan okuma yapıyorsun. Benim çok büyük sevgilim var. Beni mutlu eden çok büyük bir sevgilim var. Senin gücün bana yetmez artık. Ben çok doygun bir insanım. Çok doygun bir insanım. Ben güzeller güzelini gördüm. Onunla büyük bir aşk yaşadım. Benim artık kimsenin karısında, kızında, başkasında, yemeğinde, zenginliğinde, servetinde ve ülkesinde gözüm yok. Herkes de güzel olsun istiyorum. Benim yaşadığım güzelliği Japon da yaşasın, Nijeryalı da yaşasın diyorum. Bağımsızlık böyle bir duygudur. Üç tane mahkeme kurup, dershanelerde fare gibi insanlar yetiştirip, FBI gücüyle bu mahkemeleri ele geçirip bir ülkenin bağımsızlığını alacağınızı sanıyorsunuz. Bu imkanı yoktur. Zararın neresinden dönerseniz sizin için diyorum. Zararın neresinden dönerseniz sizin için diyorum. Kârdır. Karşınızda öyle 3-5 milyon değil. 10 milyonlarca insan var. Biz bu toprağın dağını taşını okuyarak geldik. Ve Türkiye'ye çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani insan olan, yani köyleri, yaylaları, hepsi ürün elde edemediler ya. Bir ürün, bir katma değer. Bir şeyi geliştiremediler. Dün diyor ki adam, saf bir bakanları var. Biz diyor, orta eleman yetiştiririz. Biz Müslümanız. Mucit yetiştirmeyiz diyor. Mucit bizden yetişmez. Yani bir şey işte, zekaları bu. Bir bu saatten sonra kalkıp insanlar yeni bir telefon mu icat edecek? Yeni bir araba şekli mi icat edecek? Yeni bir uydu mu icat edecek? Bu bir mucit işi olmadığını hala 17. yüzyıl zekasıyla yaşıyor. Yani bir icat yapalım oradan bir şey olsun. İşte kadın gelmiş bir kremle senin toprağından 2 milyar dolar götürüyor. Bir parfümle 3 milyar dolar götürüyor. Dünyanın en büyük filaryası üzerine, zengin filaryası üzerine oturuyorsun. Sen bunlarla çok iyi bir bisküvi, çok iyi bir fındık pastası değil mi? Çok iyi bir makarna, çok iyi bir pide, çok iyi şaraplar, çok iyi zeytin ezmeleri. Değil mi? Bütün bunları topladığın zaman bir şey olacak. Adam onu anlamamış daha. 17. yüzyıl kafasıyla konuşuyor. Tekirdeği icat edip Türkiye'yi kalkındıracak. Orada hala. İşte uğraştığımız zekalar bu. O zekayla mahkemedeki zeka farksız. Bu insanlar zaten o mahkemede o koltuklara oturana kadar bir film seyretmemişler. Onlara televizyon yasaklanmış. Bir şehirlerini bilmişler. Onlar aşkı da yaşamamış. Hiçbir yani aşk
Tabii bu çok değerli bir şeydir. Ota çiçeğe aşık olmak, ota çiçeğe aşık. Nedir yani bizi yetiştiren bu aşkımızın kökeninde ne var? Yunus Emre var. İşte değil mi? Ot dediğin, çiçek dediğin, böcek dediğin, yaradan dediğin, toprağın kününde, içinde saklı olan, hayatın içindeki enerji. Hepimizi değil mi şey yapan, coşturan bir enerji, bizi kardeşleyen bir enerji var içinde bilinmedik bir yerde. Şimdi bu insanlar kalkmışlar ve bizim bağımsızlığımıza meydan okuyorlar. Bu sevgili ülkeyi bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Ve uyduruk sahte belgelerle. Hepsine söylüyorum bunu beceremezsiniz. Bu aşkla senin atom bombaların. Sen bir bunları geç. Bu mahkeme kararlarını geç. Şimdi bakıyorlar ne kadar tahribat yaptı diye. Sen o mahkeme kararlarını geç. Eline atom bombalarını al gel. Gel atom bombalarını al gel. En büyük teknolojik silahlarını al gel. O, sana o belgeleri hazırlattıran insanların askerlerini al gel. O sırtlarında her türlü teknolojik güç var ya. Onları al gel bakalım sen. Sen kimsin? Üç tane adam hakim olmuş. İnsanlıkla dalga geçiyor. Hepimizle dalga geçiyor. Ve bizi bir esir gibi, rehin gibi görmeye çalışıyor. Bu mümkün mü? Biz rehin miyiz? Asla bir saniye rehin olmadık. Ve bunu hiçbir zaman olmayacağız. Ve bizim hayat düsturumuzdur. 15 yaşında bu yüzden başladık. İlk kitabımızın ilk sayfasında yazıyor. Bu esaret hayatı bizim için yaşanmaya değmez. Bu böyle bir hayatı biz yaşamayız. Asla bir santim yaşamayız. Zararın neresinden dönerse kârdır diyorum onlara. Öyle uzaktan cesur laflar etmek, gazetelerin arkasına sığınmak, internetlerin arkasına sığınmak. Hayır. Madem yüzle meydanlara çıkacaksınız, yüzleşeceksiniz kendi halkınızla. Benim de karşıma gelin demiyorum ama insanların karşısına gidin. Böyle Bolu şey gibi, köylü şeysi gibi, gabadayısı gibi işte herkesi tutuklayıp işte Hüseyin Çelik ağzından kaçırdı ya. 2003'te diyor bunları yapsaydık şimdi bizi kapatırlardı. Yani hepinizi tutukladık şimdi yapıyoruz. Hani o zamanlar şeriat tehlike diyenlerin demek hepsi haklıymış. Ben 28 Şubat'a karşı en sert yazıları yazdım. En sert. Ama şimdi 28 Şubat'ın projesi doğruymuş. Tehlike farkında mısın falan. Şeriat hepsini uyguluyorsunuz. O kadar yanlış yaptılar ki geri dönülmez bir yoldalar. O yüzden her gün biraz daha gaddarlıktan başka şansları yok. Her gün biraz daha gaddar olacaklar. Yalnız gaddarlıkları şuraya. Hukuku bozacaklar, siyaseti bozacaklar, ekonomiyi bozacaklar, insanlığı, adaleti bunları bozacaklar. Hepsini bozacaklar. Başka bir şansları yok. Yani bu kadar mı ters yüz edilir kardeşim? Bir gün hoca şeyde oturuyor, caminin kenarında minarenin altında oturuyor. Demiş ki ya bu minare demiş eskiden kuyuydu. Bunu kurutmak için bunun içini yüzünü ters çevirip işte böyle diktiler demiş. Bunlar da adaleti böyle yaptılar. Yani içini yüzünü ters çevirip bize böyle bir şey. Bir engizisyon şeysi hakimleri. Ve bunları sırf yapma sebepleri de ne biliyor musun? Bizim hukuka düşkünlüğümüzü biliyorlar. Hı. 5 yıl, 10 yıl, o yüzlerce insan ya ben Karadenizliyim kardeşim biliyorum. Ben hala ailemi tanıyorum ben. Sülalemi biliyorum ben. 5 yıl bana zulmedeceksin, benim kardeşim yeğenim dayanacak. Ya bu mümkün mü? Ya mümkün olmadığını görmedim. Mümkün olması için savaşıyorum ayrı. Sen 5 yıl içeride insanla tutacaksın. Ve hepimiz hukuka saygı. Biz aslında hukuka saygı göstererek ülkemize saygı gösteriyoruz. Ama onların ülke diye bir derdi olmadığı için evet. Artık Filipinler gibi ne bileyim Orta Afrika ülkesi gibi bir ülke yani. Yani derisini tabaklayacaklar bu ülkenin. Derisini tabaklıyorlar. Avlamışlar. Tabaklayacaklar. O yüzden onlar için hukuk mukuk hiç. Bir de şuna inanıyorlar. Yani öyle bir karartma yapacağız ki bu kadar sahte mahkeme kararı yani sahte belgelerin hepsi unutulacak. Ya bu internet dünyasında bu nasıl olacak? Nasıl yapacaksınız? Yani bu kadar büyük bir karartma yani. Buna gücünüz nasıl yeteceksin ya? Bu kadar karartmayı nasıl başaracaksınız ya? Yani milyonlarca insan gördü. Biz 200 sene dünya göremiyordu, evet. Şimdi İngilizler gördü, Fransızlar gördü, herkes gördü. Gazeteciler, cemiyeti, hukuk adamları, avukatlar, Birleşmiş Milletler hepsi bu sahtelikleri gördü. Ve şimdi siz bu saatten sonra bu sahtelikleri nasıl örteceksiniz? Bak büyük katliamların arkasında hep bu duygu vardır. Şimdi bundan sonra imadan başka şansları yok bunların. Hani imha edecekler. Bu zaten bir imha savaşı. Karşımızda bizi imhaya çalışan imha savaşı. Zihinleri yargılıyoruz. Ne demek?
Ya benim zihnimi nasıl yargılarsın? Ben böyle düşünüyorum. Benim bağımsızlığımdır, tapınağımdır, imanımdır. Benim camim, benim tapınağım, her şey benim Allah'ım bağımsızlıktır. Sen benim nasıl içimdeki bu düşünceleri yargılama hakkına sahip olursun? Bir kere sen kimsin? Senin hayatının 8 senesi, 10 senesi anlamadığını düşünürsek tarih dersi almakla geçmiş. Terbiyesiz adam. Sen kimsin be? Geliyorsun bu kadar yüksek duyguları bir de eleştirme bir de mahkeme etme şansına sahipsin. Mahkeme diyorsan o mahkemeyi açız biz. O zaman sen de geleceksin. Açığa geleceksin. Öyle gizlenme saklanma yok. Bir boynu göreceğiz senin. Uzaktan cesur olmak kolay. Öyle bir boynu posunu bir görelim. Nihat abi biraz da yani bu kararları tek tek okuduk. O hadiselerin de içindeyiz senelerdir. Biraz da yani kendi adıma şunu söylüyorum. Zeka seviyemizde alay edildi. Alay ediliyor gibi. Bu da insana daha çok koyuyor yani. İnsanı embesil, salak, aptal yerine koymak gibi bir şey. Ve bütün dünyanın gözü bütün önünde. Dünyayı tabii. Sadece bizi değil, İngilizler de, Fransızlar da, dünyanın sivil kurumları var, gazetecileri var, hukukçuları falan var. Tabii yani bütün bunlardan bizim nesil değil ama bizden sonraki neslin de öğreneceği çok şey var. Ben Türkiye'de 12 Mart'ta, 12 Eylül'de yani biz niye birbirimizi öldürüyoruz sorusunu sordum. İlk gençlik yıllarımda sağdaydım. 23-24 yaşından sonra solla tanıştım. Bir kendim baktım ki ben eksik bir adamım, yanlış bir adamım, bir taraf bir adamım. Türkiye'nin siyasi haritası beni bir şey yapmış diye bir soru sordum kendime. Bu soruyu sorduktan sonra kendi kendimi aşıladım. Hani bir bahçıvan bir dal alır, dala başka bir dal aşılar. Böyle kalem bir şey, bayağı aşılar yani. Kalem aşısı böyle bir şeyi koyar, bağlar. Artık diyelim bu cevizse, o aşı da diyelim armut olsun. Hani çok iyi anlatmak için diyorum. O onu da içine alır yani. Çünkü onun özü olur artık. Ve ben kendimi aşıladım. Dünyanın bütün soylu fikirlerini, büyük fikirlerini kendime aşıladım. Ve aşılana aşılana bugüne geldim. Şimdi bu büyük kararlar Ergenekon ve Balyoz'da Türk ordusuna kastedilmiş, değil mi? İnsanlara kastedilmiş. Bu büyük kararlarla her genç 17, 20, 25 yaşındaki çocuklar kendilerini aşılayacaklar. Büyük bir dava aşılayacaklar kendilerine. Diyecekler ki böyle bir zulmün ortasındayız. Bu zulmün içindeki insanlarla tanışmak, görüşmek, bilişmek, onların ilerisinde olmak hiç önemli değil. Bu size kastedilen bir şey var. Sizi bu ormanı yakmak istiyorlar. Ve tek bir nüve bırakmak istemiyorlar. Dikkat edin, tek bir örnek. Her ağaca, her tür ağaca, her çeşit insana, ya sanatçıların da alıyor, öbürünü de alıyor, aklına gelen herkese, hamile hepsine yani, hamile kadın, aklına gelen herkese. O halde kendimizi zenginleştireceğiz. Tek bir ceviz ağacı, tek bir armut ağacı, tek bir ayva ağacı, tek bir çam ağacı değil. Aşılacağız. İnsanlığın ne kadar derdi, sıkıntısı varsa, acısı varsa, işte ülkemizde bu sert kararları kendimize aşılayacağız. Ve başka bir adam olacağız. Ben başka bir adam oldum. Gençler başka bir adam olmak zorunda. Kendilerini aşılamak zorundalar. Bu yaşanan şeyleri. O zaman çok daha iyi anlarlar. Çünkü bir ülkenin tarihinde gelmiş ki, yani tarihlerinde. Ben mesela bu hem Balyoz ve hem Ergenekon üzerine konuşurken bunu bu son 20-30 yıllık bir iş olarak görmüyorum. Bir ülkenin karşı karşıya olduğu daha büyük bir felaket olmadı. İmha savaşından beter. Çünkü bir imha savaşında 70 milyonsun, diyelim 30 milyonun gider. Ama geri kalanlar ayakta durur. Burada imha savaşı senin içine, özüne, ruhuna, mahkemenin içine giriyor, askerin içine giriyor, ruhuna giriyor, toprağın içine giriyor. Yaylalarını satıyor adam, derelerini satıyor adam. Bak aynı saldıran adam. Askere yaptığın aynısını dereye yapıyor. Dereye yaptığın aynısını köylere ve yaylalara yapıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Büyük bir saldırı var burada. Bu saldırıya karşı başka bir şey olacağız artık. Ne ben sağcıyım demek, ne ben solcuyum demek, ne ben şucuyum demek kesmez. Başka bir şey olacağız. Hepsinden bir şey olacağız. Ben bütün genç çocuklara bunu söylüyorum. Aşılasınlar kendilerini. Tarihlerde eşi benzeri görmemiş bir saldırı altındayız. Çok büyük bir saldırı altında. İnsan karakterlerine şimdi baksınlar. Kimler işbirlikçi, kimler onların adamı, kimler paraya gitmiş, kimler nasıl ekranda fotoğrafım görülüyor ve maaşımı alıp deyip işi idare etmeye çalışıyorlar. Ve buna yazarlık, gazetecilik, bilim adamları diyorlar. Nasıl yuvarlıyorlar? Evet. Değerli seyirciler, kısa bir aradan sonra Veryansı'na devam edeceğiz.
Bugün varyansında gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Özgürlüğümüzü vermeyeceğiz. Sevgilimizi kimseyle paylaşmayacağız. Sabahlar olmasın. Evet, Nihat abi. Bütün bu bunların yanında, yanı başımızda bizim Ulusal TV'de en başından beri söylediğiniz, sizin hep hatırlattığınız Suriye Savaşı ile ilgili bir konu da Beyrut'ta pilotlarımız kaçırıldı ve o örgüt, yani El-Kaide'ye bağlı olan örgüt, şimdi Türkiye'den diyor ki bizim 9 tane rehinemiz var, onları verirseniz sizin pilotlarınızı veririz diyor. Yani bir taraftan AKP hükümeti El-Kaide'ye bağlı örgüt değil kaçıranlar. Düzeltiyorum. Asallah. Evet, düzeltiyorum. Evet. Anti-emperyalist evet. Yani. Yani onlar diyor ki siz El-Kaide'nin elindeki bu bizim rehinelerimizi siz alırsınız diyerek bizim pilotlarımızı tabii kaçırıyor. Bu da AKP hükümetinin en başından beri Suriye'deki sözde muhalif olan, sizin deyiminizle özgür sıçanlar ordusuyla olan bağlantılarını da... Tabii bir de havada pilotlar evet. Ne oldu? Onlar da bulunamadı gitti. Onun da arkasında kaldık. Çok sert laflar edilmişti havada pilotlarımız uçurulunca. Yok öyle karşılığını alacağız, yok böyle. Ay, bir şey oldu, yok. Şimdi havadakiler gitti, karadaki pilotlar da alındı. Onlardan da bir şey çıkacağını bilmiyorum. Sanmıyoruz. Ben çok yıllar öncesinden bu savaşa başlarken Hizbullah'ı anlattım biraz. Evet. Hizbullah Orta Doğu'nun en güçlü örgütüdür. Anti-emperyalist. Amerikalıları mahvetti. Oteli uçurdu yani. Evet. İsrail'i durdurdu. İsrail'e karşı tek zafer olan neredeyse. Şimdi bu örgüt teknolojik olarak, yani dünyada atom bombası sahibi olmak değil güç sahibi olmak. Gizlilik. Yani bombayı saklama gücü bombanın kendisinden daha büyük bir güçtür. Nasrallah kendi elemanlarını ve kendi şeylerini, silahlarını Orta Doğu'da en iyi saklayan. Çünkü bunlar 80'den beri kendilerini geliştirmiş, teknolojisi çok yüksek bir örgüt. Lübnan Hizbullah'ı dediğimiz, başında Nasrallah'ı olan, daha önce de Fadullah'ın olduğu bir örgüt. Fadullah da Hümeyn'den sonra çok şey yapılan bir isim. Hem Nasrallah'la görüştüm ben, tarihin bir döneminde, hem Fadullah'la görüştüm uzun uzun. Şimdi bu örgütü tanıyoruz yani, bu örgüt herhalde bunlar kaçırdıysa, ki kaçırdığı bunlar görünüyor. Yani Türkiye'nin içinden, bakın iddia ediyorum. Bu örgütü insanlara şöyle hatırlatayım. Lübnan İç Savaşı'nda Türkiye'ye on binlerce insan geldi. Şimdi bizim öğretmenimiz onlar. Bizim komşumuz. Evet. Ama yani onlarla arkadaşız yani. Aile olduk biz onlarla. Hı hı. Ama bunlar buradan gelip bize yerleştiler. Burada çok büyük de üniversite çocuklar var burada. Fakat bunlar Lübnan'dan gelmiş gibi değil. Yani başka bir yerden gelmiş okuyorlar gibi. Ama çok içimizde çok fazlalar. Biz birbirimize girmiş insanlarız. Birbirimize girdiğimiz aileler ve insanlar olduğumuz için bu örgütlerle baş etmek, yani terör olarak baş etmek, savaş olarak baş etmek imkansızdır. Bu Güneydoğu'daki savaşta da bu kendini göstermiştir. Çünkü içimizdeki insanlar Türkiye'de canlı bomba olarak, değil mi, PKK şey yapıyordu. İşte bu tehlikeli taraf budur. İç içe girmişsin. Şimdi burada çok enteresan, yani başından beri söylediğimiz her şey tek tek çıkıyor. Allah da çıkartmasın. Şimdi Esad Kürtlere muhalefete geçmeyin. Geçmediğiniz takdirde size özellik vereceğim gibi PYD dediğimiz Kuzey Suriye'deki Roja'ya denilen, yani Batı güçlendirilen yerde bunlara bir izin verdi. Bunlar da burada bir şeyler oluyor. Boşluk doğdu. Siyasal bir harita boşluğu doğdu. Biz de Kuzey Irak'taki Kürdistan haritasını buraya doğru açabiliriz diye hareketlendiler. Türkiye'deki BDP hareketlendi. İşte Barzani hareketlendi. Kürt konferansları toplanıyor. Harekete geçtiler. Fakat burada çok değişik bir şey oldu. Nedir? Bir kere işin içine mezhepçilik girdi. İşin içine etnik milliyetçilik girdi. Bunlar çok hevesli davrandılar. Nasıl arkamızda da Amerika var falan. En çok da tarihin anı dediler. Yani yıldızımızın parladığı an dedi Kürtler. Ve orada yanıldılar. Niye yanıldılar? 30 sene bu savaş sürecek, 40 sene sürecek. Anlatayım. Yani şimdi 1. Körfez Savaşı'ndan beri o topraklarda, o kuzey dediğimiz bölgelerde en çok öldürülen ve kanı dökülen insanlar Türkmenlerdir. Bunu Kürt, Türk ayırmak için söylemiyorum asla. Biz aynı aileyiz. Fakat telaferde ölenler 10 bin desen tutuyor, 50 bin desen tutuyor. Tarihin en sert, en pis bombardımanla üstüne kitaplar yazıldı. Ama Türk medyası bunları takdim etmedi.
O boşluğu güzel kullandılar. Amerika'ya da destek çıkınca Kuzey Irak'takiler o boşluğu güzel kullandı. Orada federe bir yere doğru gittiler. Ama öyle haritalarla oynamak bu kadar kolay değil. Üstelik mezhep milliyetçiliğini ya da etnik milliyetçiliği temel alarak şey yaptığın zaman, haritalarla oynamaya kalktığın zaman birbirinin içinde bir sürü imha savaşı ve katliam başlar. Çünkü mezhepçiliğin ve etnik milliyetçilik zaten katliamlara kapı açmak demektir. Çünkü komşuna diyorsun ki sen Sünnisin ya da sen Şiisin. Bu zaten yeterince katliam için bir ayrım oluyor. Şimdi bakın, Kürt köylerine, Halep'e yakın Kürt köylerine, ki o çöllere ben gezdim, o köylere gittim çoğuna. Oradaki Kürt köylerine karşı Nusra dediğimiz El-Kaide'nin elemanları katliamlara girişti. Videoları gördüm, doğrudur yanlıştır ama bu katliamların olduğu doğru. Ya da bu katliamlara karşı bir şey yapıldı, posta koydu Nusra, dedi ki bütün kadınlara helaldir, erkekleri katli vaciptir diye fetva çıkardı. Hadi bunu El-Kaide yapıyor, tamam anladık. Bunu Özgür Sıçan Ordusu dediğimiz ÖSE de yaptı, ÖSO. Ne dedi onların başkomutanı? Kürtler dedi, şans tanımıyoruz dedi. Onlara dedi, savaşımız kesin dedi. Hadi bunu da geçtik. Bu Kürt katliamı yapıldıktan sonra Davutoğlu Habertürk'e çıkıp dedi ki Kürtler dedi, Esad'a karşı muhalefete katılmak zorunda. Başka da şansları yok. Cümlesi bu. Evet. Bu ne demekti? 30 yıl orada, yani biz her şeyi yaparız sizi, iması içinde saklı bunun. Yani siz bu tarafa geleceksiniz. Yoksa Nusra da sizi vurur, ÖSÖ de sizi vurur. Zaten bu Özgür Sıçan Ordusu dediğimiz ordu Amerika'dan izin almadan Kürtleri vurabilir mi? Ya da başkomutanları bu kadar net açıklama yapabilir mi? Kürtler düşmanımızdır diye. Bir de niye Kürtleri öldürüyorsun? Niçin? Kürtler de orada tarihin en acı katliamlarını yaşamış. 1925'te İngilizler gaz bombası atmış. Halepçe'deki kimyasalı hatırlayın. Dünyanın, ya yani hepimizin en kötü anlarıdır bunlar. Ve orada yeni, değil mi, şeylere katliamların kapısı. Nusra saldırıyor, ÖSE saldırıyor falan. Niye şimdi, ne yapacağız? Ve bütün bunlar bizim sınırımızda oluyor. Ve bütün bunlar bizim akrabadan öte öz kardeşimiz. Ha o, ha o, ne fark eder ki? Hepsi bizim kardeşimiz. Her şeyden önce insan. Ya hayır, insan, ailem yani. İnsanlıkta böyle bir sıralama yaparsın. Hani ben şu anda Japonya'yı kurtarmaya çalışamam. Japonların çok iyi olmasını isterim. Onlara asla düşmanlık yapmam. Önce kendi vatanımdır, değil mi? Kendi ülkemdir. Evet. Kendi ailemdir. Şimdi kendi aileme katliamlar oluyor orada. Hepimizin ailesi bunlar. Şimdi bunu nereye gidecek bu? Bir bakın bakayım. İçeride süreç deyip PKK ile el sıkışıyorsun. Evet. Dışarıda Kürtleri katlediyorsun. Geldiğimiz yere bak. Ve Kürtleri katletme yerinde sonu görünmüyor. Onu da diyeyim sana. Burası 20-30 sene kan gövdeyi götürecek. Şimdi şöyle düşünün. Özgür Suriye Ordusu denilen Özgür Sıçanlar Esad'a karşı kazanırsa kazandığını düşünelim. Yani olmaz ya. Gidip gene Kürtleri katledecek. Şansları yok. Esad kazanırsa onun da ilerisi pek ileri görünmüyor. Yani o verdiği özellik dediği şeyi de çok tutacağını da sanmam. Onları yine eski yurttaş olmayan böyle yarı köle statüsüne tutacak. Evet. Ya da bilemeyiz yani. Yok. Şansları yok. Nusra emirlikler kurmuş. Nusra'nın, değil mi, onun da arkasında çok güçlü para destekleri var, Suudların falan. Evet. Suudların bu para desteği olmasaydı Irak'ın içinde Şiilere karşı hala bitmeyen, değil mi, intikam bombaları, bir ayda 1000 kişi ölüyor ya. Bu kadar yaşayabilir mi? Yaşayamazdı. Nusra da uzun ömürlü görünüyor. Arkasında çok ciddi para desteği var ve orada öldürecek, Allah korusun. Katledecek. Şimdi kim kazanırsa kazansın imha. Kim kazanırsa katliam. Ölen kim olacak? Yine Kürt olacak. Yine Türk olacak, değil mi? Ve bitmeyen bir savaş. Bakın unutmayın. Bu savaş etnik milliyetçi ve mezhep savaşlarının dibi yoktur. Ve şimdi Suriye'de görülen savaşın da dibi yoktur. İran-Irak savaşını 9 yıl 10 yıl sürdü. Bu savaş 9-10 yılda, çünkü ögeleri çok bu savaşın, materyalleri çok. Kürdü var, şeriatlısı var, Batı desteklisi var, Esad'ı var, Rusya'sı var, herkes işin içinde. Burada bir dünya savaşı minimum olarak, Rusya ile Amerika arasındaki bir dünya savaşı minimum olarak büyük teknolojilerde denenerek kısmen, hani Luna Park gibi oynattırılıyor burada. Evet. Her tarafta. Rojia denilen yerde de katliamlar var. Laskiye denilen deniz kıyısında da bak, 900 kilometrelik sınır. Bir günde ormanlar aklımın ötesinde yanıyor. Yani 3000 kilometre orman yanar mı? Yani bunun başka bir şey olduğu çok kesin. Ve bize sirayet ediyor. Çünkü insanlarımız giriyor, çıkıyor. Büyük bir imha savaşının, bakın, etnik ve mezhep milliyetçiliklerinin
arkasında Suudların olan, arkasında Amerikanların olan, arkasında Rusların olan büyük bir savaşın tam da göbeğindeyiz. Üstelik bunu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti diyor ki, ben diyor Kürtlerle bak ne güzel barış yapıyorum. Bu diyor, siz diyor bunlarla barışı reddettiniz. Ben bu Apo'yu peygamber ilan ettim. Onlara işte kimlik, asıl vurucu yerde burası, kimlik veriyorum. Diyor burada, öbür tarafta da katlediyor. Bu nedir? Yani ne lahana ne turşu, bu ne yani? Sen nasıl öldürebilirsin ya da öldürenlerin yanında yer alabilirsin? Türkiye'nin şu anda siyasi pozisyonu Kuzey Irak'ta Kürtleri öldürenlerin yanında. Onlar da oradan haklı feryat ediyorlar. Türkiye yerini belli etsin diyor. Batı da yerini belli etsin. Bu katliamlara herkes susuyor diyor. Niye susuyor? Şimdi için içine bunları koyduk mu? Koyduk. Kim kazanırsa kazansın, önü büyük imha savaşları, katliamlara giden bir 30 sene görünüyor. Yetmedi. Başka tuhaf şeyler de var orada. Amerika'da özgür sıçanların yanında, yani Özsön'ün yanında Esad'a karşı. E ne olacak? Esad'ı güçlendirmek için Kürtler katliamlara uğruyorsa belki de 30 yıllık tarihlerinde ilk defa sessiz kalacak Amerika'da. Bu da Kürt siyasetinin en büyük kırılma noktasını gösteriyor. Bugüne kadar hep kendi evladım, kendi çocuğum, kendi askerim diye besleyip büyüttüğü Barzani ya da bu Kürt PKK'yı ilk defa Kuzey Irak'ta tavır alır gibi pozisyon söz konusu. Bu da savaşın kırıldığı bir yerdir. Bu da neyi gösteriyor? Kardeşim, geçici heveslerle, geçici iştahlarla, farenin önüne koyulan geçici peynirlerle, şurası sizin oldunuz, orada özel oldunuz, aman bağımsızını al, işte kimlik tanınıyor. Bunların hepsinin yem olduğu ortaya çıkıyor. Yani bütün bu el sıkışmalar, süreçler, bunların hepsi bir yem, bir kandırmaca. Burada olan, yine de gücü zayıf olan, size samimiyetle söylüyorum, Kürt bölgesindeki insanlarımız olacak. Bundan emin olun. Çünkü karşıdaki güçler, şimdi Amerika Barzani'nin yanından çekilirse ya da tedirgin, Barzani'ye karşı biraz tereddütlü olursa Barzani'nin hiçbir gücü kalmaz. Ve orada dengeler tamamen değişir. Bambaşka bir şey olur. Bu kan gölü fokur 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 kaynıyor. Her akşam yemek yerken Kürt köylerinin katledildiği resimleri geliyor videodan. Evet. Buna can dayanılır mı? Yani Türkiye hükümetinin orada hani süreç dediği şeyin hepsinin yalan olduğu çıktı ortaya. E şimdi orada öldürülen Kürt, sen Türkiye'ye gelip Tayyip'e sen beni kandırdın, benimle el sıkışman yalandı, sen beni madem dost görüyorsun niye burada katlediyorsun demeye başladı. Yarın ne olacak? Daha katmerlenmiş bir şey, isyan ya da intihar bombacıları senin içine gelip girecek demek. Bakın 10 dakikadır, 15 dakikadır birbirine bulaşmış bir imha savaşları, katliamlar ve işin içinden çıkılmaz etnik milliyetçi bir savaşlardan bahsediyoruz. Ve burada huzur yok. Bu kapı açıldı. Cin çıktı. Cin çıktı. Bir katliam gördükten sonra büyük sert intikamlar başlar. Şimdi onlar Nusra'ya saldıracak. Nusra onlara saldıracak. Ösü onlara saldıracak. Esad oraya saldıracak. Hepsi birbirine girecek. Zaten Irak'ta savaş devam ediyor. Şiilerle Sünniler. Sünniler yer altından başka güçlerle. Çok sert şeyler var. Ve Türkiye'den vazgeçti. Mısır'da Türk tezinden, Mursi'den vazgeçti ama orada vazgeçmedi. Paralarını hala akıtıyor. Hala El-Kaide'yi, Nusra'yı değil mi? Besliyor, büyütüyor. Şimdi bakalım. Türkiye'de bu kadar askeri niye Türk ordusunu iptal ettiler? Bu süreç için. Bunun için. Orta Doğu'nu kan gölüne getirip Kürtleri katletmek için işte. Düne kadar bunu diyemiyorduk. Şimdi Kürt köyleri katledilince bunu rahatlıkla diyebiliriz. Ve Kürtler de bu siyasilerle, yani Tayyip'le de hani çok iyi geçiniyorduk. Hani bize kimlik tanıyormuş falan, anayasada yazacakmış diye geldiler. Ya fos işte, katlediliyor. Burada el sıkış, sınırın bu tarafında el sıkışır gibi, öbür tarafta katledenlerin yanında. Bu ne demektir? Bunu bana birisi izah etsin. İşte bizim 80 yıldır bu ülkede söylediğimiz bir şey var. Etnik milliyetçilikten gitmeyin. Mezhepten gitmeyin. Aklın yolu birdir. Dünya bütün bu iş savaşlara, imha savaşlarına, katliamlara tek bir yol buldu. Onun da adı yurttaşlıktır. Hepimiz vatandaşız ve hukuk karşısında eşitiz. Tabii ki kültürel farklarımız, ana dilimiz, dilimiz çok farklı olabilir. Gelin bu hakları dibine kadar verelim. Ama buradan yurttaşlığı çıkartırsan geride bir şey kalmaz. Sonsuz bir katliamlar görünüyor Kuzey Irak'ta. Dibi görülmez bir faşizm, dibi görülmez bir sertlikler. İşte bütün bunları hazırlayan Türkiye'nin dış politikası. Bakın, kardeşçe gidip geldiğimiz, Fenerbahçe bile gitti, maç yaptı. Evet. Mersin'in otelleri dolup taşıyordu Suriyeli turistlerle. Kucaklaştık 100 yıl sonra.
kucaklaşmamızın heyecanıyla onların yazarları geliyor, biz gidiyorduk değil mi? Evet. Kaçak çay ticareti, bir sürü ticaret oluyordu orada. Sınır işte Kilis, Antep, Ceylanpınar'da bir hareketlik oldu az da olsa insanlarda. Hı-hı. Şimdi bütün bunlar iflas ettiği gibi sokakta gezen, oturma odasında çocuğumuz öldü mermiden. Sokakta bahçesinde oturan insanlarımız ölmeye başladı. Bunlar Hı-hı. sinyal. Hani sağanak yağmadan önce hani damladı dersin Hı-hı. ya işte damlıyor. Biraz sonra sağanak başlayacak. Bütün bunları bize yapan bu siyasi hükümettir. Niçin siyasi hükümet tarihlerde akıl almayacak kadar büyük bir deliliğin içine, bu katliamların içine girdi? Çünkü bu delilik ve katliam kendi fikri değildi. Ben bugünkü iktidar kendi iradesiyle karar alsın yanındayım. Yanlış da yapsa yanındayım. Benim bugünkü iktidara eleştirim hem Balyoz Ergenekon davalarında, Hı-hı. hem ekonomik kararlarında, hem Suriye kararındaki tek itirazım ve en büyük itirazım, kendi iradenle yapmıyorsun. Başkalarının ağzıyla yapıyorsun. Başkalarına kahyalık yapıyorsun. Yaptığın yolun sonunu görmüyorsun. Etnik ve mezhep milliyetçiliğine girilir mi? Bu insanlığın durduğu bir yerdir. Buraya giremezsin. Bakın bir yazar olarak, değil mi? Görüyorsunuz beni. Duygulanıyorum, yeri geliyor. Duygu yüksek bir şeydir. Bunlar bir zayıflık gösterisi değildir. Edebiyatçıyım ben. Benim kelimelerim hep duygulu kelimelerle uğraşıyorum. Benim mesleğimdir bu. Kuyumcu Elmas'la uğraşırsa ben de duygulu kelimelerle kendimi yetiştiririm. Konuşmamı onlarla süslenirim. Ve zaman zaman beni çarpar bu kelimeler. Bunun gibi etnik kelimeleri, mezhep kelimelerini bir edebiyatçı olarak ağzıma almam. Elimi yakar. Açın bütün metinlerime bakın. Böyle mezhep, Kürt, Türk laflarını etmem ben. Bunlar evet. el yakar. Yani bir insan bunları bilir. Modern çağda yaşayan bir insan bu kelimelerin büyük tehlikelerini bilir. Buradan çıkış yoktur. Yurttaş deyip sarılacaksın. Başka bir şey diyeceksin. Ama şimdi bu iktidar her teravide, her lafı eline alınca Alevi'ydi, Nusayri'ydi, Nusra'ydı, mezhepti değil mi? Bunlarla beyinleri bir de bunlara karşıyız gibi bir cümle kullanıp hep bunları tekrar ede ede böyle bir bataklığa girdiğini de bize gösterdi. Nedir bu kardeşim? Nedir bu? Bundan büyük felaket mi olur? Keşke derdimiz sadece yani insan diyor yani sadece hukuk olsa derdimiz. Kendinizi mahvetmekle kendi ülkenizin ordusunu, aydınlarını, siyasetini, sokaklarını, stadyumlarını yasaklamakla, mahvetmekle kalmadınız. Komşuları da aynı şekilde katliamların ve vahşiliklerin içine sokuyorsunuz. Hı-hı. Bu sahtekarlığı bizi okuma yani duyması olan herkes duysun bu sahtekarlığı. Böyle büyük bir katliamların içine düştük. Şimdi bize düşen bize şimdi sadece ülkemiz kendimizi kurtarmak için değil. Biz burada bir hukuk ve bir bağımsızlık savaşı veriyoruz. Bunun Orta Doğu'ya gerekliliği çok daha fazla. Orada da Türk'ü, Kürtmen'i hepsi yan yana gelsin ve birliklerini kursunlar. Huzurlu bir ülke olsunlar değil mi? Şimdi ne kadar ihtiyacımız var buna. Şimdi bu daha çok öne çıkıyor. Evet bizim de başından beri söylediğimiz nedir? Kaşımayın. Biz kaşımayın deyince bize ırkçı dediler, bize faşist dediler. Ya ne kadar ayıp bir şey ya. Ne kadar yanlış bir şey ya. Hala öyle bir yaftalar yaptılar ki ulusalcılık kelimesini dünyanın en pis en vahşi kelimesini yani vatan sevmeyi, milliyetçiliği yaptılar. Ya Japon da sever, ben de annemi severim, sen de seversin. Ne var bunda? Ulusal demek ben federasyoncu demek değilim demektir. Şimdi bunu kullananlar da bilmiyor bunu. Yani bu yaftayı takanlar da bilmiyor. Yani bir de niye ben hiçbir zaman kendime de ulusalcı demedim? Her insanın bir haritası vardır. Haritayı da işte, yani ne yapalım yani? Ev yarısını verelim mi yani? Amerika veriyor mu? Fransa veriyor mu? Sorun içerideki insanların eşitliği üzerine, siyasi kardeşliği üzerine, sosyal kardeşliğini inşa etmektir anayasal olarak. Sorun budur. Bunu bile dünyanın değil mi? Sanki Hitler, sanki Stalin gibi suçladılar bu kelimeyi. Şimdi girdikleri etnik milliyetçilik, onlar güya mümin deyip Osmanlı şemsiyesi altında toplayacaklardı. Şimdi birbirlerini kesiyorlar. Kürt katlediyorlar. Kardeşim Kürt ayıptır, günahtır. Kürt katlediyorlar. Dün Türkmenleri katlediyorlardı. Bugün Kürt katlediyorlar. Halep'te vatandaşlar zaten katlediliyor Suriyeliler. İşin içinde Çeçenler de var, Çerkezler de var. İşin içinde Hristiyanlar da var orada. Bir coğrafya katlediliyor. Bizim bugün hukuk karşısında gördüğümüz muameleyi onlar bombalarla görüyor. Çok sert bir yere düştü Orta Doğu. Ve buradan çıkış yok. Hani derdi ya, eskiden insanlar derdi ya bir deccal gelecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Bir deccal geldi Orta Doğu'ya. İnanılmaz bir deccal geldi ve yakıp yıkıyor. Halkına, meydanlarda halkına, haklı ya da haksız, hiç umurumda değil haklı oluşu. Otomatik silahlarla tarıyorsun.
Mısır'da. Hı-hı. Müslümanları öldürüyorsun sokakta. İç savaşın kapısında Mısır. Ortadan ikiye bölündü. Suriye karma karışık iç savaşın içine düştü. Gelin Türkiye'ye. Biz nasılız? Biz sabahtan beri buradaki şeylerimizi görüyorsunuz. Duygusal şeyimizi görüyorsunuz. Rengimizi görüyorsunuz. Biz kapısındayız. Üç tane ülke, hepsi aynı tartışma. Ilımlı İslam, İslam, Osmanlı bilmem ne, laiklik, şeriat tartışmaları değil mi? Bütün buralarda işte bunları getirip bize hediye ettiler. İşte kına yaksın o yetmez ama evetçiler. Kına yaksın bu ılımlı İslam'ın önünü açanlar. Kına yaksın cumhuriyeti anlamayanlar. Kına yaksınlar yurttaşlık nedir bilmeyenler. Kına yaksınlar yurtta sulh, cihanda sulh demek ne demekmiş bunu anlamayanlar, bununla dalga geçenler. Kına yaksınlar bağımsızlıkla dalga geçenler. Ve sen bir de başka bir şey soralım. Sen kimsin gidiyorsun başka insanın ailesinin evine giriyorsun, köyüne giriyorsun. Ona siyaset, savaş siyaseti yapıyorsun. Davutoğlu Kürtlere karşı savaş siyaseti yapıyor. Diyor ki mutlaka Esad'a karşı Kürtler savaşmak zorunda diyor. Bizim yanımıza gelmek zorunda yoksa. Ne demek? Sana ne? Oraya da gider, oraya da gider, oraya da gider. Sana ne? Sana ne kardeşim? Sen gidip milletin elini cebine bilmem nerelerine elini sokuyorsun. İşte Türkiye'yi işte geldiğimiz manzara bu. O yüzden sabahtan beri burada duygusal ağlamaklı konuştuğumuz bağımsızlık, o güzeller güzeli dediğimiz şey değil mi? Gerçekten güzelmiş. Gerçekten güzel. Bunu anlamayan insanlar şeyhlerinin dershanelerinde günde 4 saat tarih dersi almış. Evet. İnsanlara bunu ne anlayacak? Burada ne anlar ki bunun? Sırtını FBI'ye vermiş, karnı tok insanlar. Ne anlar ki? Onlar esaret nedir bilmez ki. Hepsi rehin çocuklar zaten. Cemaati ve AKP'yi oluşturan büyük o taraftar kitleler, yani yandaş insanlar zaten 9 yaşında evlerinden rehin alınmışlar. Birilerine abi, birilerine baba, birilerine şeyh, birilerine lider ve onlara sadakati millet ve devlete hizmet sanmış insanlar bunlar. O yüzden bunlar esaret, bağımsızlık bu tür şeyleri anlamazlar. Biz de bize verilen buradaki 45 dakikada ağlasak da zırlasak da fıkralar da anlatsak bunlara bunu anlatamayız. Bunları anlatabilmemiz için onların ilkokuldan beri bağımsız olmaları lazım. Özgür bir şekilde babaları, anneleri onları okullara götürecek ve senin öğretmenlerin, emekli hocaların değil mi? Öğretmenlerin gidecek, bunları öğretecekti. Kaçırılmış çocuklar, Muş'un, Bitlis'in köylerinden yoksul çocuklar dershanelere kaçırılıp işte bir rehin kültürüyle, köle kültürüyle, orta çağların mürit kültürüyle zıvanadan böyle çıkartıldılar. Cahil kalıp böyle dünyadaki büyük güçlerin arkasına sokuldular. Ve şimdi bu güçler Osmanlı rüyasıyla güya harekete geçtiler. Şimdi Osmanlı rüyasına bakar mısın? Dün Türkleri katlediyorlardı telaferde. Hı hı. Şimdi Kürtleri katlediyorlar. Yarın mermiler bu tarafa düşüyor. Suriye'yi savaşın içinde camiler, oradaki dünya güzeli camiler ve orada dünya güzeli çarşılarımız ve binlerce çeşitli insanı var. Şimdi insanlarımız Halep'e bakınca böyle Arap diyor. Yani Halep'in bir semtiyle İstanbul'un bir semti ırk olarak farklı değildir. Hristiyan da var, Çerkez de var, hepsi var. Bunlar hep bir ailedir. Evet. Bütün buralara şartlandırarak değil mi böyle kelimelerle mezhep, etnik falan diyerek. Velhasıl uzatmayayım, vaktimiz çok sınırlı. Bu tezgah tutmadı. Ve herkes bu tezgaha baksın. Başından beri Apo'yu peygamber ilan etmek ve bu süreçte birileri onlara tembih etti ve bir yerlere gitmek için Apo ile el sıkıştı ve yazarların, aydınların içeri atıp orduyu tasfiye ettiniz. Geldiğiniz yer, el sıkıştığınız insanları arkadan gidip katletmek. Kürtleri katlediyorsunuz. Geldikleri yer burası. Hiç kimseyi de katledemezsiniz kardeşim. Biz de buradayız. Sesimiz çıktığı kadar bağıracağız. Niçin bu topraklarda biz ölüyoruz? Ha bize gelmiş, ha ona gelmiş, ha öbürüne gelmiş. Niye benim komşularım, niye benim kardeşlerim ölüyor sürekli? Kim öğretti bu etnik milliyetçilikleri? Kim öğretti bu mezhep milliyetçiliklerini? Kim getirdi bu zehri buraya akıttı? Bu liberal aydınlar kafalarındaki o pis, anlaşılmaz, böyle delice manyaklıklar. Mezhep milliyetçiliği mi olurmuş? Etnik milliyetçilik mi olurmuş? Değil mi? Evet, Nihat abi... Siz bütün bunların yanında da bayramda çok ilginç bir bedduanız vardı. O da TV'de yazdığınız. Sizi bu kadar duygulandırdılar, bu kadar üzdüler ve en sonunda bir beddua yapmak durumunda kaldınız. Duygulanma, tabii ki duygulanacağız. Ben çok verdiğim bir örnektir.
Anneannemin mezarına gittik annemle. Ecebeci mezarlığında. Annem başladı ağlamaya. Ben de 16 yaşında çocuğum. Ya dedim anne ağlıyorsun, benim de çok kötü oluyorum. Ağlama dedim. Ya böyle bir elinin tersiyle, oğlum ne diyorsun senin? Annemin mezarında da mı ağlamayayım? Yani bu kadar insana bu kadar haksızlık, hukuksuzluk. Bu millet, bu halk tarihin en gördüğü sert ima savaşına girmiş. Evet. Bir yok ediliyor bütün değerleriyle. Bugün dahi iki gözyaşımız olmayacak. Yok ya. Hala kalkıp böyle o NTV'deki insanlar gibi böyle soğukkanlı şeyler, boş boş analizlermiş, güya yorumlarmış. 100.000 gün konuşsa, 100.000 gün 3 tane cümleyi döndür döndür baştan. Duygusuz, kemiksiz, omurgasız, ruhsuz, renksiz, çiçeksiz insanlar konuşmaları. Bunlar benim işim değildir. Ben yazarım. Ben edebiyatçıyım. Ben bir fotoğraf çekerim. Ben bir resmi görürüm. Ben bir resimle konuşurum insanlar içinde. Duygulara, kelimelere duygular yerleştiririm, öyle konuşurum. Yeri gelir bağırırım, yeri gelir espri yaparım, yeri gelir neşelenirim. Ben insanım, bende her şey var. Hiçbir tarafımı da yasak etmem. Biz soyunabildiğimiz kadar, ne kadar soyunursak o kadar güzelizdir. Biz soyunmaktan korkmayan insanlarız. İşte Mevlana'lar, Yunus'lar en mahrem şeyleri anlattılar. Gidin bakın. O Yunus'un mahremiyetini hala kaldırabilecek insan yoktur. Muhittin Arabiler için de öyledir. İş dünyalarındaki şeyi çırılçıplaklığıyla ortaya koymuş insanlardır. Büyük mahremiyetleri, ilahi mahremiyetleri. Biz herkese karşı açığız. Allah dediğimiz, Tanrı dediğimiz bizi bütün çıplaklığımızda görmüyor mu? O halde ben neye kafes koyacağım? Neyi kapatacağım? Şöyle durup poz verirsem böyle bir yazar gibi çok mu iyi yazar olacağım? Böyle bir şey yok. Ağaça rüzgar vurur, yıkılır, devrilir. Ağaç delikanlıdır ki kendini gösterir ve yıkılır. Ağaç beton değildir. Yeri gelir eser, üfürür, yeri gelir meyve verir, yeri gelir coşar, yeri gelir altında salıncak kurarsın ama yeri gelir fırtına onu kırar, yıkar. Onda da bir çatırdama sesi gelir. Türkiye'ye atom bombaları atılıyor hukuktan. Tabii ki birden büyük bir şey gelecek. Bir çatırdama, bir inilti sesi gelecek. Yarın zafer şarkıları gelir, marşların sesi gelir. Başka bir şey söyleriz. Evet Nihat abi, bütün bunların yanında ama bir de bir hükümette bir Eylül, bir Güz sendromu oluşmaya başladı. İşte Eylül, Ekim'de onu söyleyeyim. Yanlış almışlar istihbaratı. Ben de çok büyük bir yerden bir şeyler duydum. Bu söylediğim sinirli bir anımda ağzımdan çıktı. Fakat çok ciddi yerlerden duydum bunu. Yani onların da duysa rahatsız olacağı bir yer. Onlar bende kalsın. Türkiye'de ne olacaksa seçim gecesi olacak. Hesaplarını doğru yapsınlar. Türkiye'de bir şey olacaksa, yani benim gördüğüm bu. Çünkü Türkiye halkı seçim hilelerine karşı affedilmez bir yere geldi. Şu anda Türkiye halkını en çok yıkacak olan şey seçim hilesidir. Ve bu seçim hilelerine karşı iktidar partisi ya da dünyadaki büyük gözlemciler, kuruluşlar sahip çıkmazsa, bir temiz bir seçim hazırlamazlarsa, en ufak bir şaibe girerse, Türkiye'de ne olacaksa tarihinin en sert günü seçim gecesi olacak. Madem korkuyorlar, ben bunlara buradan söyleyeyim. Ne olacaksa oyun olacak. Benim gördüğüm odur. Benim hissettiğim de odur. Seçime karşı dürüstçe, değil mi? Her şey. 7-8 milyon oyun gasp edildiği iddiaları bilim adamları tarafından söyleniyor. Yalandan uydurulmuş mahalleler. Hepsine cevap versinler, açıklasınlar. Türkiye'nin kaybedilmiş 6 milyon nüfusu var. Sadece SİHA'daymış 81 milyon yazıyor. Bir sürü şey tabii burada söyleyip vaktimizi doldurmayalım. Bu kendi kendilerine çok korkuyorlar. Bu kadar korkmalarına sebep yoktu. Hakkaniyetle gitselerdi korkuları çok az olurdu. İktidarı elden kaçırırız diye bir korkuları olurdu ama bu kadar derin olmazdı. Hak yok, adalet yok. Siyasetlerinde şimdi çok korkuyorlar. Asıl işte korku bu. Allahsızlık onları korkutuyor. Adaletsizlik onları böyle büyük korkutan hale geldi. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Yukarıda Allah var. Allah verdi, Allah alır. Ne gelirse Allah'tan gelir. Biz buna inanmış insanlarız. Peki sen niye korkuyorsun bu kadar? Çünkü senin içinde Allah yok, adalet yok. Allah ve adalet duygusu olmayan insanlar işte böyle günlerde cin çarpılmış gibi. Şeytan gibi yani. Değil mi böyle? Evet. Böyle bir çarpılma hali yaşıyorlar. Bu kadar korkmanıza gerek yoktu. Seçim hilelerine tevessül etmeyin. Adalete dikkat edin. Ve rahat uyuyun. Bunları söylemek istiyorum. Evet. Çok teşekkürler Nihat abi. Önümüzdeki günlerde bu seçim hileleriyle ilgili konuları yine gündeme getireceğiz. Değerli seyirciler, bugün Meryans'ın ayrılan vaktin yine sonuna geldik. Ama mesajlarınız bize güç katıyor. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda.
Bütün mesajlarınızı tek tek burada okumak mümkün değil ama program arasında ve sonrasında hafta içerisinde de Nihat Genç ile birlikte bütün bu mesajlarınızı okuyoruz ve ona göre de sizlerle iletişim kurmaya devam edeceğiz. Efendim mutlu akşamlar diliyorum.